Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıflarımızda okulan felsefe dersimizin birinci dönem birinci sınav çalışmalarını yapacağız. Bu bir örnek çalışmadır. Birinci sınavlarımız klasik olacak. O yüzden sizler nerelerden sorumluysanız kanalımızdan 11. sınıf felsefe dersimizi izleyerek sınavımıza daha iyi çalışabilirsiniz. Birinci sorumuza başlayalım. Felsefenin ortaya çıkışında Mısır Mezopotamya medeniyetinin katkılarını örnekler vererek açıklayınız şeklinde bir soru çıkarsa diyeceğiz ki Mısır ve Sümer medeniyetleri özellikle matematik, geometri, astronomi gibi alanlarda önemli bilgiler oluşturmuştur. Bu bilgiler mitolojik açıklamaların dışına çıkılmasına olanak sağlamıştır. Yani artık bilimsel bilgi felsefenin örnek aldığı bir konum haline gelmiştir. Mısır ve Sümer medeniyetleri aracılığıyla İkinci sorumuz. Milattan önce 6. yüzyıldan itibaren eski Yunan'da evrende anlaşılmayan, merak edilen hayata dair bütün sorular inanç temelli olmaktan çıkmış, tamamen akılsal cevaplar verilmiştir. Yaşamı akla dayalı olarak ilk açıklama çalışan ve varlığın ilk nedeninin arkenin su olduğunu savunan felsefenin kurucusu sayılan filozof aşağıda ekleden hangisidir dersek ne diyeceğiz? Felsefenin kurucusu Thales'tir. İkinci soru, üçüncü sorumuz. Heraklitos ve Parmenides'in değişim problemine yaklaşımlarını karşılaştırınız şeklinde ya da herhangi birisinin değişim problemini nasıl açıkladığı sorulabilir ya da bilgileri verilip bu değişim problemine yaklaşım hangi filozofa aittir denebilir. Heraklitos ne diyordu? Arke ateştir. Her şey akar, hiçbir şey kalıcı değildir. Evrende kalıcılık ve durağanlık yoktur. Her şey değişmektedir ve bu değişim döngüseldir. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos'un en güzel sözlerinden birisi bu. Her şey karşıtıyla vardır ve kaçınılmaz olarak karşıtına dönüşecektir diyor Heraklitos. Parmenides ne diyordu? Evrenin kaynağı ilk neden bir olandır. Bir olan değişmemiştir, hareket etmez, her şeyin var edicisidir. Duyular bizi yanıltmaktadır. Değişim duyusal bir yanılgıdır. Evrende hiçbir şey değişmez. Var olan düşünmeyle kavranır yokluk olmadığından yokluğun bilgisi de yoktur diye Heraklitos'un tam zıt görüşlerini Parmenides söylüyor idi. Evet değişimle ilgili Heraklitos'un ve Parmenides'in görüşleri kısaca bu şekilde. Dördüncü sorumuzda Platon'un varlık anlayışını mağara, mağaraya benzetmesinden yararlanarak açıklayınız diyor. Platon'un varlık felsefesinin temelinde ne vardı? İdealler kuramı. İdealler dünyası ve fenomenler dünyası olarak da iki dünya tasarlıyordu Platon. İdealler gerçek olanlardı, varlıkların ilk örnekleriydi. Nesneler yani fenomenlerse duyular dünyasındaki her şey ideaların kopyasıdır diyordu. İdealler öncesiz sonrasıdır ve değişmezler, fenomenlerse değişirler. İdeallar akılla kavranırken fenomenler duyularla kavranır şeklinde varlık anlayışını açıklıyordu. Beşinci sorumuz, Hristiyan felsefesinin genel özellikleri nelerdir? Hristiyan felsefesinde Tanrının varlığı kanıtlanmaya çalışılmış, akılla dinin temellendirilmesi yapılmaya çalışılmış, oluşturulan fikirlerde dinsel otoriteye karşı gelinmemesi gerektiği söylenmiş. Din merkezli düşünce görülür Hristiyan felsefesinde. Hristiyan felsefesinin temel problemleri nelerdir diye bir soru gelirse bu da Tanrının varlığı, kanıtlama problemi, kötülük problemi ve temeller problemi dört tane temel problemi vardır. Hristiyan felsefesinin Tanrı'nın varlığı, kanıtlama problemi, kötülük problemi ve tümeller problemi. Bunların hepsini kanalımızda 11. sınıf felsefe dersinde açıkladık. Oradan izleyebilirsiniz. Yedinci sorumuz. İslam felsefesinin genel özellikleri nelerdir şeklinde bir soru gelirse. Antik Yunan felsefesinden etkilenmiştir. Akıl, iman, inanç gibi konular tartışılmıştır. Çeviri faaliyetleri yapılmıştır. İslam felsefesinden önceki konular tartışılmıştır şeklinde cevap verebiliriz. Ya da bu maddeler verilip hangi felsefenin genel özellikleri verilmiştir denirse İslam felsefesinin genel özellikleri. Antik Yunan felsefesinden biliyorsunuz Beytül Hikme'de çeviri faaliyetleri yapılırken etkileniliyor. Akıl, iman, inanç gibi konular tartışılıyor. Çeviri faaliyetleri Beytül Hikme'de yapılıyor. İslam felsefesinden önceki da tartışılıyor. Sekizinci sorumuz. Aristoteles'e göre herhangi bir şeyin varlık kazanmasını sağlayan dört neden yazınız? Aristo'ya göre maddi, erek, fail ve formel neden olarak e, her bir herhangi bir şeyin varlık kazanmasında etkiliydi. Maddi, erek, fail ve formel. Sofis kime denir? 9. sorumuz. Bilginin ve ahlakın insanın algısı tarafından anlamlandırıldığını savunan düşünürlere sofis denir. Sokrates'e göre bilgi ve erdemli yaşadığını sonucunda filozof olur. Sofistlerle filozoflar bu şekilde ayrılıyor. Sokrates diyor ki bilgi ve erdemli yaşantının sonucunda filozof olunur diyor. Düşünürlere ise sofist deniyor. Son sorumuzda Heraklitos'un varlık anlayışını açıklayınız. Heraklitos'un ilgilendiği en önemli konu varlık sorundur. O öz varlığın bütün değişiklikler içinde birliğini yitirmeyen ana maddenin ne olduğunu araştırırken aynı zamanda evrendeki değişmenin temel unsur olduğunu ileri sürüyor. Burada önemli olan şu o öz varlığın bütün değişiklikler içinde birliğini yitirmeyen ana maddenin ne olduğunu araştırırken aynı zamanda evrendeki değişmenin temel unsurunun olduğunu ileri sürüyor. Ona göre değişmedeki değişmeyi sağlayan şey logos'tur şeklinde kısaca açıklayabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar. 11. sınıflarımıza ait örnek sınav çalışmamızı tamamladık. Sınavlar klasik olacağı için muhakkak konu ünitemizi oynatma listesini izleyin, not olarak izleyin ve çıkan sorulara da doğru cevaplar verin inşallah. Hepinize sınavlarınızda ve derslerinizde başarılar diliyoruz. Diğer derste de görüşmek üzere.